ekranları başında bizi izlemekte olan aziz Kocaelileri, aziz seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Günleri mübarek olsun. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, TV41 ekranlarında güne başladı. Ben doğrusu yoğunluğu seviyorum. Hep böyle işte Allah yoğunum diyenler Allah yoğunluğunuzu arttırsın diyorum. O yoğunluk, en güzel duadır aslında. Yoğunluk berekettir, yoğunluk iştir, yoğunluk verimdir. Dolayısıyla da işte sizin de inşallah programınız çok yoğun geçer. İnşallah. İnşallah. Selçuk Sevim ve Aybüke Çiçek'in sunduğu güne başlarken programına katılan Vekil Yaman, kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Pazartesi günü il danışma da 600 gün sonra teşkilatlarımız da ruberu yüz yüze bir araya geldik, hasret giderdik. AK Parti kurulduğu günden bugüne her zaman her şeye hazırlıklıdır. Öyle bir şey değildi o, il danışmaydı. Ama çok coşkuluydu, çok kalabalıktı. Ama bir miting havasında geçti ben. Ama hep öyle ki zaten. Şimdi bir de ama onu 600 gündür bir araya gelememiştik yani. Onun da hasret giderme de vardı. Demokrasiye inanan bir insanım. Daha iyisi oldu olmadığı sürece de demokrasiye sahip çıkmak lazım. Türkiye'de kurulan her partiyi de ben demokrasimiz için dikilen bir fidan olarak görüyorum. Ve halk partileri açar kapatır. Halk ne dediyse budur. Demokrasilerde evet. Karar halkındır. Halkımız 16 Nisan'da kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmiştir ve ilk cumhurbaşkanını da seçmiştir. Buradan dönüşü var mıdır? Buradan dönüşü vardır ama çok zordur. Şimdi şöyle derler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey kendileri ortaya atarlar ama bunun altını doldurmuyorlar. Nedir bu? Şimdi ben iki parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlık hükümet modelinde görmüş bir kardeşiniz. Düne göre mi, dün mü güçlüydü milletvekili, bugün mü güçlü? Bir önceki dönem parlamenter sistemde mi milletvekili güçlü? Cumhurbaşkanı hükümet modelinde mi güçlü? Cumhurbaşkanı hükümet modelinde parlamento daha güçlü. Milletvekilleri daha güçlü. Eskide hükümet kanadı teklif ederdi yasa çalışmalarının birçoğunu. Onlar getirirlerdi. Noktasına virgülüne bile dokundurmazlardı. Şimdi bütün kanunları biz hazırlıyoruz. Biz istersek bürokrasiden destek alıyoruz. Davet ediyoruz, onlar kendi görüşlerini ortaya koyuyorlar. Yani bürokrasiden ziyade şu anda seçilmişlerin hazırladığı kesinlikle kanunlar geçerli. Yani hükümet ayrı, yasamayla yürütmenin sorumlulukları ayrı. Vekil Yaman, AK Parti'nin Kocaeli ve Türkiye genelinde yaptığı hizmetleri anlattı. Burada kardeşçe bulunduran, 16 organize sanayi bölgesi, 36 liman, uluslararası limanı olan üniversitelerimiz sayısı her geçen gün artıyor. Geçen gün 3+1 oldu şimdi. Komeyi de sayarsak yani 3+6+1. Muhteşem işleri yapıyoruz. Bilişim Vadisi burada. Yerli otomobilin merkezi burada. Yani Kocaeli şeyleri saymakla bitmez. Bu şehirde yaşamak elbette ki bu ülkede yaşamak gibi bir ayrıcalıktır. Kocaeli'nin tabii hızlı büyüyor. Kocaeli nüfusu her yıl 50 bin civarında. Anadolu'nun büyük bir ilçesi kadar büyüyor. Kocaeli'mizin de sıkıntı ve sorunlarını halkımızın yaşam standartını hiç düşürmeden daha da arttırmak için gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediyemiz gerçekten yani Tahir Başkan sağ olsun hem belediyelerimiz, ilçe belediyelerimize abilik yapıyor. Hem Büyükşehir'de işte özellikle bu pandemi sürecinde vesaire çok muhteşem işler yapıyor Büyükşehir'imiz. Ben burada Tahir Başkanımı ve ilçe belediye başkanlarımızı kutluyorum. Hakeza teşkilatlarımız gönüllüdürler bizim teşkilatlarımız. Teşkilatlarımız da gerçekten bu süreçte siyaset yapmadan vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını çözümü konusunda üzerlerine düşeni yaptılar. Her birine şükranlarımı sunuyorum. AK Parti belediyecilik anlayışını Kocaeli'de gerçekten halkımız yaşıyor. Kocaeli'nin köylerine gittiğinizde Avrupa'yı eskiden Avrupa'da anlatırlardı böyle köyleri. Çamurlu köyümüz yok peki. Bugün hiçbir köyümüz mesela Avrupa'nın köylerinden çok daha iyi.